Konuya geçiyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyine önemli bir operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonda Mahmur'un sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi. Operasyonu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Emekli Tuğgeneral Sayın Yücel Karavuz ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fahri Erenel bizlerle birlikte. Sayın Erenel, Sayın Karavuz hoş geldiniz efendim gün ortasına. Teşekkür ediyoruz Yeşim Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz iyi yayınlar. Komutanıma da selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, aynı dileklerle. Hoş geldiniz diyorum ben de bir kez daha. Sayın Karavuz gün ortasında ilk kez konuk oluyor ve Sayın Erenel'den müsaade alarak Sayın Karavuz'la başlamak istiyorum. Tabii. Öncelikle biz şimdi Mahmur'u konuşuyoruz ama Mahmur'un PKK açısından önemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan da değinmişti bu konuya. Sayın Karavuz sizinle başlayalım. Yani Mahmur bir sonuç aslında. Şöyle bir kısa bir giriş yapmak isterim. Ben 1985 mezunuyum. Harp Okulu. 1984'te bu terör faaliyeti başladığı zaman 3-5 çapulcu zihniyetiyle başladı. O zaman 40'lar elindeydim. Birer aylık geçici görevlendirmeyle personel gönderiliyordu. Terör faaliyetini bitirmek için. Ondan sonra hem tabur komutanının hem tugay komutanının da komando tugayında ve terör bölgesinde yaptık. Sonuçta orada binlerce askerle yaptığımız işi bugün teknolojideki gelinen seviye, teröre stratejik yaklaşımdaki farklılıklar günün şartlarına uygun olarak bizi bugün Mahmur'u konuşur hale getirdi. Mahmur 7500 civarında teröre yönelik şehidimiz var. Allah rahmet eylesin hepsini. Bunların büyük bir çoğunluğu Yeşim Hanım karakol baskınları veya mayınlanmış arazilerdeki şehitlerimizdi. Bugün son 4-5 yılda artık terör yurt içinde ikili sayılara indi. Yani 70'li 80'den bahsediliyor. Hı hı. Ve bugün Türkiye güneyinde bir terör devleti oluşumunu engellemek konseptiyle etki odaklı, istihbarat odaklı ve derinlikte sınırını emniyete bir alacak şekilde, güvenli bölge olacak şekilde ve artık sınırının Mahmur dediğimiz bölge 180-200 kilometre değerlendirilebilir. 180-200 kilometre ötesinde hem yerel istihbarat hem keşif gözetleme vasıtalarıyla bu harekatı yapabilecek seviyeye geldi. Bu harekatı sonucunda hem NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri Biden Sayın Erdoğan görüşmesi öncesi bir mesajdır. Çünkü nasıl bir mesaj vermiş oldu? Sayın Karavuz nasıl bir mesaj vermiş oldu Türkiye'ye? Yani şimdi Türkiye bir kere hem Suriye harekat alanında hem de Irak harekat alanında yapmış olduğu iki senedir pençe harekatıyla sınırından bir 15-20 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturuluyor. Yani biliyorsunuz Hakuk'tan başlayan üst bölgeleri oluşturuldu. Güneyde de oluşturuldu. Batı'da düzeltiyorum. Şu an yapılan Metin'e pençe yıldırım ve pençe şimşek harekatıyla da o bölgelerde de bir üst bölgeler oluşturulacak. Dolayısıyla artık Irak harekat alanından Türkiye'ye bir terör ithalinin önüne geçmiş oldu. Mütakiben ikinci safa denilebilecek Gara, Sincar, Kandil ve daha da geride bugün konuşmuş olduğumuz Mahmur'a yönelik terör yuvalarını, terör kuluçka yuvalarını, terörü eğitim unsuru olarak kullanan ve hem Kandil'e hem Sincar'a hem Suriye harekat alanına hem de Türkiye harekat alanına göndermenin önüne geçecek operasyonlara başladı. Dolayısıyla Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlıklı olarak Suriye'de PKK-YPG unsuruna verdiği destek hem de Irak harekat alanında bu terörist yapılara verdiği desteğe bir aktif bir faaliyet izleyerek Biden görüşmesi öncesi bir mesaj verdiğini Peki. değerlendiriyorum. Ve kararlılığını vurgulamış oldu. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Karavuz. Sayın Erenel, Türkiye Biden görüşmesi öncesi bir mesaj verdi dedi Sayın Karavuz. Hem bu operasyonun önemini sizden dinleyelim hem de Amerika tarafından mesaj nasıl okunmuştur? Ne dersiniz? Evet ben Yücel Paşa'ma katılıyorum. Türkiye bu konuda bir mesaj verdiğini düşünüyorum ki zaten bu hava harekatına yönelik ilk tepkiyi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Greenfield tarafından verilmiş olması da Amerika adına son derece ilginçtir. Kendisi de bu tür göçmenlerin olduğu kamplarda işte sivillerin hayatını kaybetmesi vesaire gibi upuzun Amerika'nın her zaman bildiğimiz sıradan laflarını etti.
Aynı büyükelçi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında orada sayısız kampların bombalanması, çok sayıda çocuğun, kadının öldürülmesinde aynı cümlelerin hiçbirini kurmamıştı. Yani burası 1994 yılında Şırnak ve Hakkari bölgesinden PKK'nın zoruyla, bunun üstüne basarak söylemem gerekiyor, PKK'nın kendisine yönelik sözde bir kamu diplomasisi yönetmek ve Türkiye'de insanların baskı altına alınarak buralara kaçmak zorunda kaldıklarını ve bunu da Birleşmiş Milletler nezdinde somutlaştırmak amacıyla yapmış olduğu bir hamlenin adıdır esasında bu kamp. Ve Türkiye defalarca Irak Merkezi Yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne buranın düzen altına alınması konusunda birçok defa söyledi. Burayı Türkiye sadece PKK'ların üssü olarak telendirmiyor. Hollanda televizyonunun 2012-2014 yıllarda, 2016'da yaptığı röportajlarda televizyon yorumcusu konuştuğu her kişiyle biz burada PKK'nın devamıyız. PKK bayraklarıyla ve sözde liderleri Abdullah Öcalan'ın posterleriyle karşılanmasıyla kendisinin de buranın tam anlamıyla siyasi bir kamp olduğunu ve PKK'nın kampı olduğunu Hollanda'da defalarca yayınladı. Avrupa'nın birçok ülkesinde de yayınlandı. Ve buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ilginçtir, PKK'yı biliyorsunuz terör örgütü olarak kabul ediyor. PYD'yi kabul etmiyor, ikisi tabii özdeş. PKK terör örgütü olmasına rağmen ve birçok yerde somut PKK'nın burada posterlerin olması, kamp yönetiminin 60-65 kişilik PKK'lar tarafından belirlenen terör örgütünün elemanlarına oluşan bir unsur tarafından yönetiliyor olması, kampın her yerinde PKK ile bağlantıyı kuracak sloganlar, afişler vesairenin olması ve burada çocuklara özellikle PKK'nın istediği tarzda eğitimler verilmesi, kışın nüfusu artarken yazın nüfusun azalması ki büyük bir kısmının daha kadrosuna buradan gittiği değerlendiriliyor. Efendim onlara göre de işte inşaatlarda çalışmak üzere gidiyorlar. Yani o kadar bir inşaat kapasitesi zaten yok yani Irak'ın kuzeyinde. Bu şekilde deklare ediyor. Dolayısıyla burası lojistik destek, bir nevi silahlı kuvvetler dediğimiz personelini bütünlediği, eğittiği, küçük çocukların beyinlerini yıkadığı ve bu çerçevede de Birleşmiş Milletler'in koruması altında Irak Merkezi Yönetimi'nin de çok fazla ilgilenmediği bu bölge özellikle Türkiye açısından çok ciddi bir ana üslerden biri haline gelmiştir bu boyutuyla. Yıllardır hep bu konuşulurdu. Şu anda da işte 11-12 bin gibi bir nüfustan söz ediliyor. Bunun yaklaşık 5 bini çocuklar, 2000-2500 civarı kadınlardan söz ediliyor. Ama sürekli değişken bir nüfus. Tam anlamıyla merkezi yönetimin ve Mahmur ilçesindeki yöneticilerin hiçbir kontrolü olmadığı bir kamptan söz ediyoruz. Peki. Efendim buraya hava harekatı yapılarak işte en az 3 sivil öldü vesaire. Ölenlerden zaten biri belli. Buranın sözde sorumlusu, diğerleri de terör örgütü elemanlarıdır. Bunu hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. İşte bunlar sivildir vesaire falan diye herhangi bir ifadede de bulunamıyorlar. Bu yüzden Türkiye, Irak'ın kuzeyinde özellikle bu bölgede kampta IŞİD'in etkisinin de giderek arttığı konusunda son zamanlarda istihbari bilgiler de vardı. Yani IŞİD bu bölgede PKK ile işbirliği yaparak kampın içine sızmak suretiyle kampta varlığını bir şekilde gizlemek. Esasında PKK ile IŞİD eşittir Amerika demektir. İkisi arasında da bir fark yok. IŞİD'in bu bölgede olduğunu Amerika bilmiyor mu? Biliyor. Bir de bunlara Haçlı Şabi'ye eklediğimizde giderek bunların kuzeye doğru yerleştiklerini görüyoruz. Peki. İki gün evvel hatırlayalım, peşmergeye kurulan pusuda PKK 5 peşmergeyi öldürmüştü. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı bu harekat son derece önemlidir. Peki devam edeceğiz Sayın Erener, Sayın Karaoğlu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in denetiminde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi sizden de dinleyelim. Sayın Karaoğlu, Birleşmiş Milletler'in kontrolünde olan bir bölge. Hem öneminden bahsedin hem de Türkiye'nin olası bir operasyonu devam ettirdiği takdirde bundan sonraki süreçte Birleşmiş Milletler nasıl karşılık verir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Değil mi? Geçtiğimiz hafta kendisi de tekrarladı. Yani Birleşmiş Milletler halledilemezse biz halledeceğiz dedi. Buyurun. Yeşim Hanım, öncelikle şunu düzeltmem gerekiyor. Görünüşte Birleşmiş Milletler gözetiminde demek daha doğru. Peki. Orada bir Birleşmiş Milletler ofisi var. Onun dışında
hem dış kuşak emniyeti hem de içerideki tamamen kontrol PKK terör örgütünün elinde. Yani normalinde Birleşmiş Milletler orada sadece bir bayrak gösteriyor, bir de ofis var. Dolayısıyla bu bir tamamen terörü kamufle etmek için, bölgedeki terör unsurlarını desteklemek için bir Birleşmiş Milletler ve Amerika tarafından Truva şeklinde dönüştürülmüş bir alan burası. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Peki. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı operasyon biliyorsunuz geçen sene 2020 yılı içerisinde de Mahmur bölgesinin hemen yukarısındaki Kayacak Dağı denilen bölgede de yaklaşık 300 ila 500 değişen rakamlarda silahlı unsurlar var. Tamamen teröristlerden oluşan. Geçen sene oraya da bir hava harekatı Sincar'la beraber yapılmıştı. Tabii ki bizim haklı davamızda uluslararası hukuktan doğan meşruiyet hakkımızı kullanırken sivil insanlara zarar vermemek veya bu küresel güçlere malzeme vermememiz konusu çok önemli. Dolayısıyla bunun hem merkezi yerel istihbaratla hem havadan keşif gözetleme vasıtalarıyla yapılması lazım. Biraz önce Fahri Paşa'nın da ilettiği gibi bu en son üst düzey yöneticinin sorumlunun öldürülmesi operasyonunda da herhangi bir sivile zarar verilmemiştir ve Birleşmiş Milletler veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi herhangi bir sivil kayıptan insanlara, çocuklara, kadınlara uluslararası hukuka aykırı bir şeyden bahsedemiyor. Dolayısıyla buraya tabii ki yapılacak operasyonda birinci öncelik şahsi değerlendirmem kamu diplomasisi ki yıllardır aslında hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem Amerika Birleşik Devletleri nezdinde hem İran hem Irak merkezi ve yerel yönetim bağlamında Türkiye her türlü şeyi yapıyor. Biliyorsunuz senenin başında Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Irak merkezi yönetimiyle yerel yönetimini ziyaret etti. Evet. Ve dedi ki artık buradan bizim canımız yanıyor. Biz sınırımızda etkin bir şekilde terörle mücadele ederken buranın Kandili, Sincar'ı ve Türkiye ve Suriye harekat alanının desteklemesine müsaade etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu operasyonu yapıyorsanız önce siz yapın. Yok yapamıyorsanız beraber yapalım veya yıllardır uykuda bıraktığınız modda yani herkes biliyor ki burası bir PKK kampı biz yapacağız. Dolayısıyla bu yapılan operasyon Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği son nokta derinlikte harekat yapma imkan kabiliyeti ve istihbarat etkin odaklı bir şey ile tereyağından kıl çeker gibi hiçbir sivile zarar vermeden uluslararası meşruiyetimize zarar vermeden icra edilmiştir. Dolayısıyla bu hem bir siyasi mesajdır, hem bir askeri mesajdır. Dolayısıyla bu faaliyetlerin öncelikle kamu diplomasisi ve baskı diğer de hava harekatıyla bu tür faaliyetlerde kararlılığımızı gösterilmesinin uygun olacağını değerlendiriyorum. Evet. Sayın Karavuz, siz de üstüne basa basa söylediniz yani sivillere yönelik olmadığını. Ancak dünyaya baktığımızda gelen mesajlara, açıklamalara genel olarak Sayın Erener, işte sivillere yönelik bir operasyon diye hemen bir propaganda yürütülmeye başlandı Sayın Erener. Hem siz bu noktadan nasıl değerlendiriyorsunuz, hem olası bir operasyon bundan sonraki süreçte Amerika tarafından nasıl okunur? Zaten biraz evvel de ifade ettiğim Mahmur kampı bu terör örgütünün, çünkü dünyada da birçok örneği var. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türkiye Cumhuriyeti'nin buraya yönelik bir harekat düzenlenmesi için esasında her türlü altyapı hazırladığı bir merkez konumunda. Türkiye adeta buraya bir harekat düzenlemesi için zorlamaya ve teşvik etmeye de çabalıyor. Çünkü burası Birleşmiş Milletler kontrolü altında olduğu için buraya yapılacak her türlü harekatı bir şekilde istismar ederek sosyal medya ve batıdaki her türlü uzantısı ve o devletlerin ev sahipliğinde korunan, kollanan diğer uzantısı örgütler marifetiyle hemen yerel kamuoylarında bu konuyu gündeme getiriyorlar. Aynı konuyu Afrin'de de görmüştük. Ne kadar dezinformasyon yapıldığını Zeytin Dalı Harekatı'nda da, Barış Pınarı Harekatı'nda da görmüştük. Ve İran kuzeyine düzenlenen her bir harekatta hiçbir sivilin olmadığı yerde bile bu ifadeleri görüyoruz.
Bugüne kadar bize şu kadar sivil öldürüldü. Bakın İsrail-Filistin olayında sadece patlamayan mermi sayısı dün itibariyle 1550 idi. Düşünün, sivillerin olduğu yerin burnunun dibinde ve bunların görüntüleri var. Dünyanın hiçbir yerinden bunlara ses çıkmıyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadar, ki biz de Yücel Paşa'mla aynı operasyonlarda bulunduk, bu kadar dikkat edilen bir süreç içinde bunların söylenmesi dezinformasyon. Bu Mahmur kampı dediğim gibi PKK'nın bir şekilde kendisine göre yurt dışında kullandığı bir temsilciliği gibi düşünmek lazım. İnsanları zora buraya topladı. Birçok gitmek isteyenleri de burada engelledi. Birleşmiş Milletler kontrolü altında olmasının en büyük nedeni Birleşmiş Milletler'in kontrolü yok. Yücel Paşa'nın söylediği gibi. Sadece Birleşmiş Milletler'den para alıyorlar ve aldıkları parayla da esasında terör örgütü finans kaynağına ekliyor. Bu kadar basit. Birleşmiş Milletler buraya fonlayınca aynı şekilde Birleşmiş Milletler'le birlikte hareket eden uluslararası birçok örgüt de buradaki insanların durumlarını gösteren, işte kötü şartlarda yaşıyorlar, fakirler vesaire gibi ciddi anlamda bir fonlama yapıyor. Dolayısıyla ikinci bir konu da Mahmur kampının PKK terör örgütü açısından bir finans kaynağı haline gelmesidir. Bu kamp aranmadığı için, Irak merkezi hükümetinin kontrolü altında tutulmadığı için bu bölge üzerindeki her türlü kaçakçılığın, uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere noktalandığı ve buradan değişik bölgelere aktarıldığı bir yer olarak da görmek gerekiyor. Çünkü adı üstünde Birleşmiş Milletler'in nerede kampı varsa bu kampların hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'in kontrolü altında tutulmamıştır ve tamamen ve tamamen o kamp içinde bulunan unsurlar tarafından yönetilmiştir. Aynı eskiden hapishaneler vardı. Hapishanelerde her hapishanenin bir işte kabadayısı olur. Burada da öyle, yani bir nevi hapishane gibi, açık hava hapishanesi gibi ve PKK terör örgütünün gardiyanlığında buradaki insanlar 1994 yılından beri zorla tutuluyor. Bugüne kadar işte 3000'e yakında burada Birleşmiş Milletler'den alınan değişik fonlarla da inşaatlar yapılmış, derme çatla binalar yapılmış, yolu yok, izi yok. Böyle bir yerde bu insanları yaşatmaya ve çocuklarını tam anlamıyla Türkiye düşmanlığıyla yetiştirmeye çabalıyorlar. Burada büyüyen, yetişen her bir çocukta burada verilen eğitimin sonucu olarak tam anlamıyla Türkiye kindarlığıyla, Türkiye yönelik harekatta işte annene, babana, dinine, dedene Türk askeri bunu yaptı diyerek kinlenmiş bir nesli de aynı şekilde Mahmur kampı vasıtasıyla da yetiştirdiklerini görebiliyoruz. Evet. Teşekkürler Sayın Erenel. Sayın Karaoğuz, 1997'de de değil mi Atuş kampına bir operasyon bu şekilde gerçekleşmişti, yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltin. Evet. Bu operasyon da evet, oldukça önemliydi. Bahsedelim mi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekat tarihine baktığımız zaman aslında geçmişte son 3 yıla kadar, 4 yıla kadar diyebiliriz, 2016'ya kadar ki harekat faaliyetlerimiz daha kısıtlı harekatlardı Yeşim Hanım. Daha ziyade operasyon yapılır ve o bölgeden çekilinirdi. Dolayısıyla operasyon yapılıp o bölgeden çekildiğiniz zaman aslında kısa süreli bir çözüm sağlarsınız. Ama bugün 2016'dan itibaren yürütülen faaliyetlerle, gerek Suriye harekat alanında yapılan büyük 3 tane harekatla, gerekse de geçen seneden itibaren yapılan pençe harekatlarıyla sabit üst noktaları bu kurularak bu bölgeler sınır uzaktan emniyet şeridi haline getiriliyor. Dolayısıyla aslında bu terörle mücadelede bir stratejik konsept değişikliği, imkan kabiliyetin gelişmesi sonucu gelişen şartlara göre Türkiye'nin göstermiş olduğu bir reflekstir. Bir de şunu vurgulamamız gerekiyor ki mülteci ve göçmen kavramına baktığımız zaman aslında Türkiye Cumhuriyeti'nden mülteci pozisyonuna gelmiş bir Türk vatandaşı yoktur. 1994'te bir oyun olarak sahnelenen tiyatro aslında Mahmur'u ben şu şekilde değerlendiriyorum. Mahmur bir derin dondurucuda bekletilen, orada 10-11 bin tane, yaklaşık 5 bini biraz önce komutanımın ifade ettiği çocuk, 3000, 4000'i kadın derin dondurucuda Türkiye'de ileride bir argüman olarak kullanılacak şekilde bekletilen bir sorun. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı birinci sınıf vatandaştır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının herhangi bir ülkede mülteci olması, hukuki anlamda ifade ediyorum, söz konusu değildir. Bunu vurgulamak istiyorum. Bir de her zaman haklı olmak dünyada aynı şeyi, yansımayı göstermiyor. Karabağ örneğini ifade etmek isterim. Buyurun. Karabağ Savaşı'nda 94 tane sivil
sivil arazilerde harekat alanının dışında şehit edilmiştir. Herhangi bir tepki olmamıştır. 10 Kasım'daki 3 taraflı anlaşmadan sonra mayınlardan dolayı Ermenistan'ın mayınlı arazilerin haritasını vermedikten sonra 27 tane sivil şehidi vardır Azerbaycan'ın ki daha dün 3 tanesi gazeteci olmak üzere şehit oldu. Birleşmiş Milletler'in bir reaksiyon göstermezken Mahmur'a yapılan bir operasyonun yansımasının Cenevre'den ve New York'tan çıkması da bugün sergilenmeye çalışılan tiyatronun bize bir göstergesidir diye değerlendiriyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Karos. Sayın Erener, şimdi sizle devam edelim. Aslında son zamanla Türk savunma sanayinin geldiği nokta da çok önemli. Buradan devam edelim mi? Amerikan basınında çıkan bir haber vardı. Özellikle savunma sanayinde SİHA'larımızla ilgili. Evet, maliyetli ama Amerika için çok tehlikeli deniyordu. Almanya'dan gelen açıklamalar var. Yapılan yeni anlaşmalar var bir Avrupa Birliği ülkesiyle. Siz ne dersiniz savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği noktayı? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, ben savunma sanayi nokta son derece önemli. Müsaadenizle bu Erbil konusuna bir cümle daha lütfen, ilave buyurun etmek istiyorum. Şimdi burada Mahmur kampında şöyle bir olay da var. Erbil'de biliyorsunuz bizim konsolosluk görevlimiz öğlen yemek saatlerinde şehit edilmişti. Buradaki bu olaya karışanların Mahmur kampından geldikleri ve planlamanın burada yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Hatta o tarihten beri bunu Erbil yönetimi de ifade etti. Bu bölgeye Mahmur kampından çıkışlar yasaklandı erkek olanlara, bu bölgeye gitmek üzere olanlara. Yani bütün izler bu faaliyetin tamamen Mahmur kampında planlandığı ve bu eylemi yapacak kişilerin de buradan görevlendirildiğini gösteriyor. İkinci bir konu da Mahmur kampının Musul bölgesine doğru giden hattı kontrol etmesi son derece önemli. Yani Karaçok Dağı, Sincar, Gara Dağı ve Kandil bir hat oluşturuyor ve bu hatta özellikle Musul'a doğru da gittiğini görüyoruz. Çünkü Musul'un şöyle bir özelliği var. Musul daha evvel uzun bir süre biliyorsunuz IŞİD'in kontrolü altında kalan bir bölge. Bu bölgede IŞİD'in biraz evvel de ifade ettiğim ciddi bir şekilde hareketlenmesi var. Bugüne kadar 90'a yakın Irak askeri hayatını kaybetti. IŞİD'in siviller hariç iki pazar yeri bombalaması oldu, birçok saldırıları oldu. Giderek ikinci versiyon IŞİD'in ortaya çıktığını ve gücünü arttırdığını görüyoruz. IŞİD'le daha evvel Haçlı Şabi mücadele etmişti, daha doğrusu ettirilmişti. Ama şu anda PKK, IŞİD ve Haçlı Şabi arasında sadece sanki bir mutabakat varmış gibi görünüyor. Bu son derece tehlikeli. Türkiye bu mutabakatın daha fazla büyümesine imkan vermeden de ortadan kaldırmaya yönelik de derinlikli harekat stratejisiyle de bunu yaptığını ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade edebilirim. Savunma sanayinde tabii 1974'ten beri klasiktir ama esasında Türkiye'nin savunma sanayisi 1974 değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında başlayan makine kimya endüstrisiyle günümüze kadar giren ama son 15-20 yılda gittikçe ivmelenen ve günümüzün teknolojisine uygun hale gelen bir savunma sanayinden söz ediyoruz. Savunma sanayinde ne kadar önemli teknolojiyle bağlantılı silah sistemleri geliştirirseniz geliştirin, önemli olan bu teknolojiyi kullanacak insan gücünüzün de olmasıdır. Evet. Çünkü bu kullandıklarımızın bir kısmı robotik sistemlerdir, insansız olanlar da vardır içinde. Ama bir kısmı yarı otonom sistemlerdir, insanlar tarafından yani bununla ilgili görevli personel tarafından yönlendirilmekte ve komuta edilmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ülkeler tarafından sadece geliştirilmiş teknoloji açısından değil, bugüne kadar icra ettiği her türlü harekat nevinde başarılı olmasında teknolojiyle birlikte çevik birlikleri yani günümüzün gerektirdiği birlik yapısını arazide veya meskun mahalde etkili bir şekilde kullanmasıdır. Dolayısıyla teknoloji insan ikilemi diye hep ortaya koyarlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu teknoloji insan birlikteliğine çevirdi. Dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinin bu konuya önem vermesi ki NATO'da da bu konuda makale yayınlanmıştı. Vermesinin temel nedeni geliştirdiği teknolojiyle silahlı kuvvetler personelinin eğitimini ciddi bir şekilde uyumlaşarak arazide ciddi ve etkili sonuç vermesidir. Bu yüzden de savunma sanayi daha da gelişecek. Yani bu kazandığı ivme esasında yeni yeni sistemlerle devreye girecek. Birçokları şu anda bunların test ediliyor, deneniyor. Yönlendirilmiş enerji silahlarından tutunuz
yüksek irtifa, yani şu anda S-400 lafı ediliyor ama belli bir süre artık sonra S-400 de tarihe karışacak. Türkiye kendi yüksek irtifa hava savunma sistemiyle bütün her türlü tehditte karşı kendi topraklarını, özellikle milli muharip uçağımızın da devreye girmesiyle birlikte kendi kendine tamamen yeterli bir hale gelecektir. Ama şu unutulmasın, savunma sanayinde %100 olarak kendi kendine yeterli olmak nihai bir hedef değildir. Çünkü her ülkenin geliştirdiği bir takım teknolojiler vardır. Kritik ve milli teknolojiler vardır. Bunlardan kritik ve milli olanları, ki böyle bir tasnif söz konusudur savunma sanayinde, onları mutlaka bizim üretmemiz gerekiyor. İşte Kanada SİHA'ların kameralarını vermedi vesaire. Bunları alırken de bizim artık eskisi gibi değil, mutlaka dış ülkeden aldığımız bir konunun veya bir sistemin yedeklemesi de, yedek planlaması da yapılıyor. Çünkü üretim sürekli devam eden bir süreç. Bir aksam olduğu takdirde sistemin aksamaması için yedekleme planlarında yapıldığını görüyoruz. Peki. Sayın Karaus, sizinle devam edelim. Hem operasyonlar bundan sonraki süreçte nereye evrilir, bunu sormak istiyorum. Hem de Türk savunma sanayinin geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun efendim. Savunma sanayiyle devam edelim. Operasyonu mütakip değerlendirelim müsaade ederseniz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmalarının yaptığı verilere göre Türkiye'nin son 2016-2020 yılında savunma sanayindeki ihracatının %30 arttığı söz konusu. İthalatında ise yaklaşık %60'lık seviyesinde bir azalma var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan savunma sanayi anlamındaki ithalatımız ise %81 oranında bir azaldı. Bunlar çok temel veriler. Biraz önce komutanımın ifade ettiği çok temel bir husus var. Bu çok karıştırılıyor halkımız tarafından. Dünyada tamamen %100 silah sistemi, savunma sanayi Amerika Birleşik Devletleri bile uygulamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayine ayırdığı miktar yaklaşık $750 milyar civar olmasına rağmen F-35'ten F-16'ya kadar silah sistemlerinin birçoğunu başka ülkelerde yapıp daha ucuz maliyette daha hızlı bir şekilde transfer ediyor. Türk savunma sanayi millilik ve yerlilik anlamında %40'larda, %30'lardaki seviyesini bugün ortalama %70-75 bandına getirmiştir ki biraz önce Fahri Paşa'mın çok yerinde belirttiği gibi Bayraktar TB2 SİHA'larımızda bu oran %93'e ulaşıyor. Dolayısıyla yazılımda millilik ve yerlilik oranı çok önemli ama herhangi bir silah sisteminin metal aksamını dışarıda yapmak millilik yerlilik açısından değerlendirilecek bir husus değil. Yetişmiş insan gücümüz 25 bin civarından bugün 75 bin civarına çıkmıştır. Savunma sanayinde işleyen Türkiye'nin bu konuşulan başarıdaki en büyük paylarından birisi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerine rağmen onlarla beraber özel sektörün payının da artması, özel sektörün sahalar oluşturularak Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaklaşık savunma sanayiyle uğraşan şirket sayısı 1500'e ulaştı. Ve bugün Türkiye artık yıllık savunma sanayi ihracatından 5 milyardan bahsediliyor ki en son Azerbaycan'a savunma sanayi bağlamında yapılan ihracatımız $1 milyar civarındadır. Dolayısıyla bunu yetişmiş insan gücüyle uygun yerde, uygun zamanda, uygun silah teknolojilerle kullandığınız zaman ki bunu Suriye harekat alanında, Libya harekat alanında, Karabağ harekat alanında uyguladık. Ve ilk defa da bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Polonya'ya bu bağlamda da bir ihracat yaptık. Gelinen noktayı işaretlemesi açısından çok önemlidir. Terörle mücadele kapsamında Suriye, tabii ki alınan fiziki tedbirler, kale kol sistemleri, terörü uzaktan ve derinlikte etkileşim faaliyetleri neticesinde hem Suriye harekat alanında hem de Irak harekat alanında bir güvenli bölge oluşturulmuş vaziyette. Demin de ifade ettik, hem yerel istihbarat hem de teknolojik istihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı, yerel kaynaklar ve keşif ve gözetleme vasıtasıyla artık biz güneyimizdeki Suriye ve Irak harekat alanının neredeyse tamamını gözetleyip ve kontrol edebilir bir haldeyiz. Dolayısıyla Türkiye için Irak harekat alanını konuşacak olursak 3 tane hedef kalmıştır. Yakın hedef Gara, ki Gara'nın artık eteklerinde sayılırız. Biliyorsunuz oraya da operasyonlar yapıldı. Fakat tamamen orada terör söndürülememiş vaziyette. Kandil, Sincar ve Mahmur kalmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukuktan doğan meşrutiyetini kullanarak ondan sonra bölge ülkesi Irak, İran ve diğer ülkeleri de bilgilendirerek terörle mücadelesini ben bundan sonraki dönemde Sincar, Kandil ve Mahmur ekseninde geliştireceğini değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Karaus. Sayın Erer, sizle devam edelim. Siz ne dersiniz? Bu konuyla ilgili ekleme yapmak ister misiniz? Bence Irak'ın kuzeyiyle birlikte Suriye'yi de bir bütün olarak ele almak gerekiyor bu stratejide. Türkiye'de bu ikisine uygun bir strateji yürütüyor. Bakınız PKK'nın bundan iki hafta evvel açıkladığı Sincar ve Kamışlı'yı birleştirerek kendisine göre yeni bir özerk bölge yaratma. Bunu yine programda sizlerle paylaşmıştım. Evet. Böyle bir stratejisi var. Bu şunu gösteriyor. Yani aynen IŞİD'in burada yaptığı gibi Suriye, Irak, Federe İslam Devleti gibi arada sınırın olmadığı, bütün bir sınırın bütünsel göründüğü bir yapı yaratmak. PKK'nın temel hedefi de bu. Esasında bu bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi. Büyük Orta Doğu Projesi'nde Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere bu bölgelerde bir sözde bir Kürt devleti yaratabilmek temel amaçtı. PKK'yı zaman zaman bu maksatla kullandığını görüyoruz. Özellikle Suriye'deki PKK'nın uzantısı ve devamı olan, aynısı olan PYD üzerinde ki en son CENTCOM komutanının zırhlı araçlar önünde verdiği poz, oradaki diğer PYD'nin sözde askeri kanadıyla yaptığı temaslar ve aynı zamanda 2022 bütçesinde buradaki PYD'ye ayırdığı, terör örgütüne ayırdığı kaynak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor. Tabii bu kararlılık Türkiye'nin de kararlılığı karşısında ne kadar mesafe kat eder? Bunun için 14 Haziran'a bakacağız. Çünkü kesinlikle 14 Haziran bu konunun görüşme konularının esaslarından birini oluşturuyor. Belki de ilkini oluşturduğunu, evet, ifade edebilirim. O zaman buradan devam edelim Sayın Erener. Hemen sizinle sonra Sayın Karavuz'a, evet, dönelim. Önemli bir zirve, öncesinde yapılan operasyon, gelen açıklamalar ve bu doğrultuda ne beklersiniz? Çok başlık var ama ikişer dakika verebileceğim. Buyurun efendim. Evet. Ben öncelikle 14 Haziran'a Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin değişmekte olan stratejisi nedeniyle daha güçlü, eli biraz daha güçlenmiş olarak gittiğini değerlendiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Rusya'dan Çin'e kaymıştır. 2022 bütçesinde bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Orta Asya ve Afganistan Amerika için ve Asya Pasifik bölgesi birinci öncelik, Obama döneminden beri öyleydi, birinci öncelik haline gelmiştir. Orta Asya'da ve Afganistan'da başarılı olmak istiyorsa stratejisinde Türkiye'ye ihtiyacı vardır Amerika'nın. Aksi takdirde Çin burada almış başını gidiyor. Çin'i durduracak Fergana Vadisi bölgesinde başka hiçbir ülke yok. Hı hı. Rusya bile bundan ciddi bir şekilde, peki, endişe duymaktadır. Bu yüzden de yeni stratejilerinde Türkiye'ye mutlaka stratejik ortak olarak bakınız ihtiyacı olacaktır. Peki, çok teşekkürler Sayın Erener. Sayın Karavuz, sizinle devam edelim. Önemli bir zirve dedik. Çok başlık var terörle mücadeleden. Yine halledilmesi gereken tüm başlıkları genel olarak bir iki dakika içinde değerlendirirseniz ne bekliyorsunuz bu zirveden efendim? Valla Türkiye aslında bu süreçte, zirveye kadar olan süreçte yumuşama anlamında adılması gereken adımlar bağlamında iyi niyetini gösterdi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen üst düzey ziyaretlerde ki Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Daim Büyükelçisi geldi, çok sabit durduklarını görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımlarına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nden çok büyük bir adım atıldığını görmüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri teknolojinin gelişmesiyle Türkiye'ye veya Türkiye çevresindeki ülkelerde üst açmakla Türkiye'nin önemini sıfıra indirgeyemez. Coğrafyaya baktığınız zaman Türkiye geçmişte de bugün de gelecekte de aslında Amerika Birleşik Devletleri için de dünyadaki küresel aktörler içerisinde de vazgeçilmeyecek bir stratejik ortaktır. Ben çok büyük bir gelişme olacağını zannetmiyorum ama birinci yüz yüze yapılan görüşmede bizim kendi maraklarımızı, kendi problemlerimizi aktarma yönünde bir fayda sağlayacağını değerlendiriyorum. Güneyde terör devleti bağlamında, kuzeydeki terör kuşağında bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin
rakibi veya karşısındaki mücadele ettiği güç terör örgütleri değildir, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Eğer biz bunu doğru bir noktada konumlandırıp tam manasını ifade edebilirsek daha etkili yöntemler geliştirebileceğimizi değerlendiriyorum. Çok fazla bir şey değişmez bu zirveden sonra ama birbirlerine karşılıklı en azından anlama fırsatı bulurlar diye değerlendiriyorum. Evet, ilk yüz yüze görüşme olacak. Sayın Karavuş, Sayın Erenel çok teşekkür ederiz efendim gün ortasına katıldığınız ve katkılarınız evet. için. İyi yayınlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.